projeyi bir gün erteledi biliyor musun? Yoksa bugün yetiştiremezdim. Çok iyi abi. O kodu sonra tekrar çalıştırdım. Bir koleksiyonları. Tamam. Heh, istek yolladı, kabul ettim. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba tekrardan. Herkese merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Yavaş yavaş gelir arkadaşlarımız birazcık. Evet, YouTube'dan da canlı yayına başlıyor olmamız gerekiyor. Evet, YouTube'dan başlattık mı? Başlatmamışız galiba adam. Sen bir ona bakabilir misin? Bakıyorum şu an şey değil. Tamamdır. Derya Hanım, daha nasılsınız? Nasılsınız? Vallahi nasıl olayım, iyiyim, sağ olun. Demin de konuşuyorduk. Hava fena değil. Hani şimdi hala 20 derece civarı falan. Bayağı sıcakmış bu arada gerçekten. Arada düşüyor sıcaklık ama hani en fazla bir çorap giydik yani geçen haftalarda o kadar yoksa hava güzel. Evet. Yani Türkiye'de de bir gün güzel oluyor, bir gün kötü oluyor. Ona biz artık alıştık yani günlük giyiniyoruz artık. Evet, bir de hava raporu da herhalde pek işe yaramıyor değil mi? Burada ne zaman mesela yağmur dese yağmıyor. Güneş dediği gün şırıl şırıl yağmur yağıyor. Öyle bir durum. Katılanlar hep sizin bölümden mi? Herkes havacılıktan mı yoksa üniversite genelinde de duyurdunuz mu? Yani Şimdi şöyle bir şey var. Bizim okulumuzda biz bir havacılık kulübüyüz ama bizim okulumuzda havacılık bölümü yok. Havacılık uzay bölümü yok. Biz alanımızda tekiz bu konuda. kurdurana kadar uğraşacağız diyorsunuz. Yani tıp Sanırım seni fakültemiz açılacakmış açıldı. diye biliyorum. Evet. Ama diğer okuldaki çoğu kişiye ulaştık yani mail yolları, mail olsun, sosyal medya aracılığıyla olsun. Peki Diğer mesela okuldaki arkadaşlarımız da aynı şekilde onlara da ulaşmaya çalıştık. Mesela sizlerin lisansı ne? Ne okuyorsunuz? Ben fizik bölümü okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. O Matematik şekilde. okuyorum ben de. Matematik. Evet. Süper. Süper. Ben de elektronik mühendisliği okuyorum. Harika. Birinci sınıf. Çok güzel. İşte, ya işte isterseniz biz biraz kendimizden bahsedelim size de. Yani Tabii hani ki. biraz mailden üstünkörü bahsettik de istersen Ayşe sen daha Komitemizden bahsedebiliriz kurucu başkan olduğun için sen anlat istersen. biraz isterseniz. Şöyle bizim Eurovia komitesi belki Tuna'dan da duymuşsunuzdur. Yaklaşık 2-3 senedir varız aslında kulüpte. Normalde 4 senedir bu kulüpteyim. Ancak 3 senedir falan da Eurovia Havacılık ve Uzay Topluluğu, uluslararası bir havacılık uzay topluluğu aslında. Biz de Kocaeli'de bunun sürdürmeye çalışıyoruz. Ankara'da, Samsun'da ve İstanbul'da da var aynı zamanda. Bu şekilde Bu biz de üniversite seviyesinde mi yoksa mesela liseden merak isteyenler de katılabiliyor mu? kulübe mi yoksa Eurovia topluluğuna mı? Yani Eurovia topluluğuna. Eurovia topluluğuna aslında lisanstan başlıyor herkes. Yani Anladım. çünkü uluslararası üniversite toplulukları, havacılık ve uzay topluluğu oluyor. Daha sonrasında da zaten lisans bitirdikten sonra tüm herkes havacılık uzaya dağılıyor aslında. O şekilde ilerliyor. O öyle yani. Biz de kendimizi söylediğimizde bizi de şaşırıyorlar aslında. Çünkü havacılık olmayan tek üniversite biziz. Yani ülke içinde de aynı şekilde. O şekilde devam etmeye çalışıyoruz etkinliklerimize. Böyle. Neler yapıyorsunuz yani mesela bir maket uçak veya insansız uçak gibi Evet. kendi geliştirdiğiniz Evet. projeler mi? Kulüpte daha çok yapıyoruz. Aslında onu ülke içerisinde kendi havacılık ve uzay topluluğumuzda yapıyoruz bunları. Yani geçen sene TÜBİTAK'ın İHA yarışması vardı. Hem drone hem de işte uçak için insansız hava araçları yapıyoruz. Bu şekilde aldığımız şeyler de var yani dereceler de var. O Süper. şekilde Aferin. devam etmeye çalışıyoruz. Hatta ya bu yılki Teknofest yarışmasında üçüncülük alan takımımızın kaptanı da burada.
Güney, istersen sen de birkaç şey söylemek istiyorsan seni dinleyebiliriz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Tamamdır. Çok teşekkürler emeğiniz organizasyon için. Sağ olun. Yani işte aslında biz her sene aşağı yukarı 5-6 tane takım çıkartıyoruz yarışmalar için farklı kategorilerden. Uçak olsun, drone olsun, roket olsun. Onun için yani artık bu bizim için bir gelenek gibi. Yani her yaz biz toplanıyoruz beraber işte okulda bir şeylerle uğraşıyoruz. Zamanımızı böyle değerlendiriyoruz yani. Çok güzel. Peki mesela masrafları nasıl karşılıyorsunuz? Alabileceğiniz fonlar var mı bu uğraşlar için? Yoksa yani, cebinizden mi veriyorsunuz? Şimdi bir Teknofest bize bir miktar para veriyor işte. Aşağı yukarı bir 7.000 lira falan veriyor. İşte ama bizi yani bazen yetmediği zaman da kendimiz de şey yapabiliyoruz yani. Anladım. İşte kendimizden de şey yapıyoruz. O konuda bizim bir sıkıntımız pek olmuyor yani. Sponsorlarla falan halletmeye çalışıyoruz genelde. Onu soracaktım. Var mı? Sponsor yani bulabiliyor musunuz? Evet. Sponsor buluyoruz. Yani kendi cebimizden verecek gibi bütçemiz de yok zaten de. Sponsorlarla bir şekilde çok güzel. Çok hallediliyor. Güzel. Bu sene herhalde biraz daha zor olacak. Çünkü hani belki gerçi yaz geldiğinde herkes aşı olmuş olabilir, değişebilir durum belki ama. Olabilir. Ya yani biraz zor aslında. Yani sponsor bulmak bu dönemde özellikle aşırı zorlanıyoruz hala. Evet. Ya bir etkinlik düzenleyeceğiz. O etkinlik için bulmak zor. Gidip ziyaret edemiyorsunuz şirketi. İşte şey oluyor. Onlar pek yanlaşmıyor. Onlar da haklılar. Tabii birçok şirket için çok fena bir yıl oldu. Zarar ettiler eminim yani bir sürü kişi işinden oldu. Maalesef öyle çok kötü. Çok kötü bir yıl. Bizim de etkinliğimiz vardı Ekim'de aslında Eurovia'nın. Misafirlerimiz gelecekti. Pandemiden dolayı biz de yapamadık aslında ama. Tabii. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki. Peki... Yani herkes evinde hapis kaldığı sürece alternatif bir şey yapabildiniz. Mesela makale okuyalım veya bir tasarım yapalım veya hani bir araya gelip bir şeyin üzerinde çalışamıyorsunuz ama değerlendirebildiniz mi bu zamanı? Evet kulüpte değerlendiriyoruz aslında. Çünkü arkadaşlarımız eğitimler vermeye çalışıyorlar. Hocalarımız var, akademik danışmanımız aerodinamik eğitimler veriyor. Roket eğitimleri verecek arkadaşlar ilerleyen haftalarda. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz aslında. Çok güzel. Tabii bir de dersleriniz de devam etti değil mi? Onları da bir de uzaktan yapmak zorunda kaldınız. Evet. Of çok zor. Vallahi. Mart'tan beri öyle, o şekilde devam ediyoruz. Çok zor, çok. Az kaldı. Yani, inşallah. Evet. Bundan birkaç ay önce arkadaşlarımız da başka bizim komitelerimiz var. Uzay komitesindeki arkadaşlarımız da herhalde sizin sınıf arkadaşınız olması lazım. Sizle aynı dönemde diye biliyorum. Egemen Bey ile röportaj yapmışlar. Şu an kendisi Almanya'da şey yapıyor. Yani bizim öyle geçiyor. Hep sizin gibi böyle deneyimli insanların, birikimi olan insanlardan faydalanmaya çalışıyoruz. İşte öyle geçiriyoruz yani. Vallahi çok güzel yapıyorsunuz aslında. Ben üniversite günlerimi düşünüp hatırlamak istiyorum. Hani bir fikrim var mıydı? Daha hani lise başka, üniversitede bile deniz bilimci, okyanus bilimci ya da havacılıktan mezun olmuş birisi. Hani TAI, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN dışında başka ne yapabilir, ne yapmıştır? İnsanlar kendileri nasıl bir yol çizmiştir? Hatırlayamıyorum şimdi öyle bir düşüncem var mıydı? Etrafımda öyle insanlar var mıydı? Onun için bu çok gerçekten değerli bir fırsat.
keşke mesela ben lisedeyken bir deniz bilimci görseydim ya, öyle bir meslek olduğunu bilseydim 10 sene dolanmazdım başka yerlerde. Ama sonuçta hayat zaten hayal ettiğiniz yere götürüyor izin verdiğiniz sürece. Evet, isterseniz biz yavaştan sorularımıza başlayalım. Tamam. Hazırım. Tamamdır. Evet, biz kapatalım. Aynen. Ben kapatmıyorum. Evet. Kapatmazsınız. Şimdi ilk olarak tabii ki de genel olarak başlangıç olarak bir siz Derya Kaynak Hanım, siz kimsinizdir acaba? Eğitim hayatınızı ve akademik hayatınızı öğrenebilir miyiz lütfen? Tabii, ben de tipik giriş yapayım. 1981 Ankara doğumluyum. Şimdi yarışmaya Derya Hanım, sizin sesiniz kapandı da. Tamam. Evet, birisi darbe yaptı, benim sesimi yaptı. Benimkisi de gitti de. Şimdi duyuyoruz değil mi? Evet, aynen. Evet. Tamam. Şunu diyordum. 81 doğumluyum. Yani neredeyse 40 yaşındayım arkadaşlar. Bu detayı geçelim, kesebilirsiniz yayından. Ankara doğumluyum. Liseyi, ilk öğretimden liseyi Ankara'da okudum. Sonra ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğini kazandım. Bunun aslında uzun uzun hikayesini bir TEDx konuşmamda anlatmıştım ama şimdi onu görmemiş arkadaşlar için kısaca özetlersem, benim üniversite sınavına hazırlandığım senelerde, yani 97-98, iki aşamalı sınav vardı. Öğrenci seçme sınavı, yerleştirme sınavı. Siz tercihlerinizi ikinci sınavdan, yerleştirme sınavından önce yapıyordunuz. Yani sınava girmeden, puan almadan tercih listesi hazırlıyordunuz. Ondan sonra herkes sınava girip puanlar, herkesin ne puan aldığı ortaya çıkınca kontenjanlara göre belli bir yere yerleşiyordunuz. Yani aslında biraz ters bir sistemdi ama öyleydi. Ben de benim hayalim denizle ilgili bir iş yapmaktı. İşte ne olabilir? Deniz biyolojisi olabilir. Hayvanları zaten, suyun içindeki hayvanlara acayip merakım vardı. Fakat şöyle oldu, benim fiziğim, matematiğim, yani hesaplamalı derslerde gayet iyiydim. Babam da ODTÜ mezunu bir elektrik... Yoldan çok gürültü geldi. Babam da ODTÜ mezunu bir elektrik mühendisi, eski kuşak. Şimdi ben deniz biyoloğu olacağım, deniz biyolojisi yazacağım deyince... Yani şöyle, ona bu bir meslek gibi gelmedi. Ben bunu hep söylediğim zaman biyologlardan özür diliyorum, utanarak söylüyorum. Çünkü benim hayalimdi biyolog olmak ama o bir kariyer şansı değildi benim için. Öyle bir kariyer olamazdı benim eski kuşak, dediğim gibi babamın görüşüne göre. Yani biyolojiden hayat kazanamazsın şeklindeydi. Dedi ki bak, sen aklın bunlara çalışıyorsan mühendislik yaz. Önce mühendislik oku, onun temelini al. Sonra çok istiyorsan deniz biyolojisinde yüksek lisans yaparsın dedi. Zaten hani deniz biyolojisi bölümü, şimdi düşünmeye çalışıyorum, nerede vardı? Lisans seviyesinde var mıydı? Öyle bir şansım var mıydı? Hatırlamıyorum. Neyse, sonuçta havacılık benim 6. tercihimdi gençler. Yani 1. tercihim bile değildi. Havacılık okudum. Aslında çok da özel bir alanmış. İyi ki de okumuşum. Hocalarım süperdi, arkadaşlarım süperdi. Oradan mezun oldum. Alanım da itki, yani propulsion'dı. İlgi duyduğum alan motordu. ODTÜ'den sonra MIT'den, Stanford'dan, Caltech'ten, bir de Kaliforniya'daki San Diego Üniversitesi'nden yüksek lisans için burs aldım. ODTÜ'deki hocam, kendisi propulsion hocası, dedi ki, o da MIT'den de, bunu yapacaksan MIT'ye gideceksin dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim, Caltech, Stanford, San Diego hepsi güneşli ve deniz kıyısında yerler. MIT sürekli soğuk, kar yağan, hani tamam okyanus kıyısına yakın ama buz gibi bir okyanusa yakın bir yer. Ben hocayı dinlediğim için MIT'ye gittim. Yüksek lisansımı da orada yaptım, gene havacılık mühendisliğinde.
Ondan sonra havacılıkta çalışmak istemedim açıkçası. Böyle bir heyecan duyamadım, sevmedim. Amerika'da çok olan bir şeydir. Yeni mezunlar, isterseniz lisans olsun, isterseniz yüksek lisans olsun, danışmanlık şirketleri tarafından hemen kapılır. Bu şirketler herhangi bir sanayide danışmanlık hizmeti veriyor olabilir. Hiç fark etmez. Yani sizin alanınızın uyup uymaması hiç fark etmez. Onların aradığı şey şu: genç, ailesi yok, çocuğu yok, seyahat edebilir, kafası çalışıyor, az biraz program yazabilir, konuşmayı biliyor, yazmayı biliyor. Hemen alıp sizi bir ofise gönderirler. Ben de o şekilde bir finans şirketinde, yazılımla çalışan bir finans şirketinde danışmanlığa başladım. 3 sene hafta pazartesi evden çıkıp uçağa binip çalışacağım şehre gidip perşembeye kadar kalıp cuma günü uçağa binip geri döndüm. Yani 3 sene boyunca haftada 4 gün başka bir şehre uçarak gittim geldim çalışmak için. Çok para kazandım, çok seyahat ettim, bir sürü inanılmaz tecrübeler edindim. Ama o da yani aklı deniz biyolojisinde olan bir insan için o da bir fayda etmedi. Dolayısıyla çok uzun anlattım özgeçmişimi ama havacılık 6 sene havacılık okuyup 3 sene danışman olarak çalıştıktan sonra gerçekten yapmak istediğim şey olan okyanus bilimlerine doktora yapmak için tekrar üniversiteye döndüm. Onu da MIT'de yaptım. Şimdi bitireli 5 sene oluyor. Araştırmacı olarak Florida'da bir okyanus bilimleri enstitüsünde çalışmaktayım. Çok uzun anlattım çok, böyle. Yok, bu çok özetlenmiş hali. Ben de izlediğim için biliyorum. Ya. Şimdi evet, ilk gelen sorumuzdan başlayalım. MIT'nin eğitim ve kampüs hayatından biraz bahsedebilir misiniz demiş bir arkadaşımız. Tabii bahsederim. Şimdi daha önce de böyle sorular geldi. Mesela yurt dışında bir üniversite, köklü bir üniversite, farkları nedir, değer mi, faydaları var mı diye. Şunu en baştan söylemek isterim. Arkadaşlar, hepiniz akademik alanda kalmak isteseniz de istemeseniz de mutlaka bir 6 ay, 1 sene, mümkünse daha fazla bir yurt dışı tecrübesi mutlaka edinin. Neden? Akademik kültürü farkını görmek için. Şimdi MIT çok eski bir üniversite, çok saygıdeğer bir üniversite. İnsanların işini çok ciddiye alarak yaptığı, hükümetlerin öğüt alıp politika belirlerken danıştığı üniversitelerin en başında gelen bir üniversite. Eski olduğu için binaları ihtişamlı, kampüsü hem yeni hem eski, karışık. Yani insana ayak bastığınız zaman değişik bir his veren, ben büyük bir yerdeyim hissi veren değişik bir enstitü. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Hatta sadece kağıt üzerinde bile MIT mezunu olmuş olmanın bile pek çok yerde haberim olmasa bile işime yaradığını düşünüyorum. Kolay mıydı? Hayır, kesinlikle değildi. Ki ODTÜ'de kolay değil. Yani düşünün, ODTÜ'den gelmişim, hem de ODTÜ'de bölümümü birinci bitirmişim. Ondan sonra gittiğiniz yer MIT. MIT'ye dünyanın ODTÜ gibi her ülkesinin en iyi üniversitesinden insanlar başvuruyor. Şimdi birdenbire kendinizi bir sürü inanılmaz akıllı, çalışkan, değişik özelliklere sahip gençlerle aynı kulvarda yarışırken buluyorsunuz. Çok epey zordu. Özellikle doktora çok zordu. 6 senede bitirdim. Ama kesinlikle değer. Zaten çalışmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden mutlaka kısa süreli de olsa böyle büyük, köklü, saygıdeğer üniversitelerde bulunmanızı, oradaki havayı, hocaları, kültürü tanımanızı kesinlikle öneririm. Yani Erasmus olur, başka bir burs olur, yüksek lisans olur, hep aklınızda bulunsun. Bir de şunu söyleyeyim Tuna Bey. Ben ODTÜ'yü, dediğim gibi, yani ODTÜ çok iyi bir okul. ODTÜ'yü bitirip MIT'ye yüksek lisansa başladığım zaman ben bile şöyle bir şoku, bir akademik şoku yaşadım. ODTÜ'de bile sonuçta bizim aldığımız eğitim problemi çözüp cevap kitabın arkasındakini tutmuş mu ona bakmak üzerineydi. Şimdi o yaklaşım
MIT gibi sonuç değil de süreç odaklı bir kurumda çalışmıyor. Çünkü kimsenin umurunda değil siz sonuçta kitabın arkasındaki doğru rakamı bulmuş musunuz? Nasıl düşünmüşsünüz? Neleri düşünmüşsünüz? Probleme nasıl yaklaşmışsınız? Sonuçta bir rakam bulamamış olsanız bile bütün bunlar önemli olanlar ve biz öyle düşünmeyi çoğu zaman öğrenmiyoruz. Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ODTÜ'den çıktığımda mesela tam oturtamamışım onu. Aklınızda olsun. Anladım. Peki şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu yurt dışındaki ve Türkiye'deki eğitim sistemini biraz karşılaştırmış gibi olduk da bunun için özellikle birisi bir soru sormuş da Türkiye'de üniversite eğitimi ne kadar doğru bir şekilde uygulanmakta ve eksikleri var mıdır diye sormuş bir arkadaşımız. Şimdi şunu sorayım, yani lisans seviyesinde mi soruyoruz yoksa ileride hani Ar-Ge araştırma, master yüksek lisans veya bağımsız çalışma seviyesinde mi? Hangisinden? Yani ben master olarak düşünüyorum. Burada belirtilmemiş ama. Tamam. Şunu söyleyeyim, master seviyesinde hani Türkiye'de bulunmadığım için tam olayın içinden cevap veremeyeceğim. Ama gördüğüm, duyduğum kadarıyla tabii ki araştırma fonu eksikliğimiz çok var. Çünkü her şey pahalı. Birçok şey yurt dışından geliyor. Dolarla almak zorunda kalıyoruz. Dolar kuru çok yüksek olunca araştırmaya ayrılan fon küçülüyor. Veya atıyorum bir kamera, bir sensör getirtiyorsunuz. Ona gümrükte ödediğiniz vergi yine sizin fondan çıkıyor. Yani insanların rahatça ilgilendikleri soruyu çalışabilecekleri kaynaklara ihtiyacı var. Bu bir lüks değil. Bu en temel şey üniversitede. Onun için bolca, kimsenin mahrum kalmayacağı şekilde kaynak olması lazım. Master seviyesinde bile. Master seviyesinde de her şeyi kağıt üzerinde yapmayabilirsiniz. Gidip bir yerde çalışıp veri toplamanız gerekir. Yani kaynağın bir sorun olmaması lazım. Bir de dediğim gibi akademik kültür var. Yani siz master yapıyorsunuz. Hocanız size danışmanlık yapıyor. Niye yapıyorsunuz? İş diye mi yapıyorsunuz? Amaç bir öğrenci yetiştirmek mi? Geleceğin o alandaki mesela havacılık alanındaki liderlerini yetiştirmek mi? Yani herkesin işini ciddiye alıp özenerek yapması lazım. Sanki Türkiye'de biraz daha hani bu kutuyu da işaretleyelim. Aa tamam bitti şeklinde gibi oluyor. Bütün bunları dedim ama dediğim gibi Türkiye'de yüksek lisans yapmadım. Uzaktan sallıyor gibi olmak istemiyorum. Sadece duyduklarımdan sentezlediğim böyle. Anladım. Evet. Bir de peki siz asistanlık yaptığınız süre boyunca MIT'de hiç mesela şey dediniz mi ders verirken, ya bu öğrenciler de şu konudan eksik ya, işte şu adamların şu konusu bayağı eksik falan dediğiniz hiçbir konuları oldu mu? Açıkçası oldu. Şimdi burası çok ilginç. Biz Türkiye'de kalkülüsü, türevi, integrali lisede öğreniyoruz. Umarım hala öyledir. Yani üniversite öyle, sınavına girerken zaten böyle bir temelimiz var. Şimdi onlar Amerika'da lisede öğrenmiyorlar. Öğrenebilecekleri programlar var ama çok az kişi seçiyor o dersleri. Yani bizdeki gibi zorunlu değil. Yani üniversiteye geldiklerinde mesela mühendislik okuyacaklar. Türev integrali, diferansiyel denklemi görmemiş oluyorlar. Ben buna çok şaşırmıştım. Yani buna çok geç başlıyorlar. Alıp termodinamik problemi çözecek. Diferansiyel denklem bilmiyor. Ama sonuçta arayı bir şekilde kapatıyorlar. Sanıyorum o yine ezber odaklı değil de öğrenme odaklı bir sistem olduğu için geç başlasalar da kapanabiliyor. Tam açıklayamıyorum aslında ama matematikte özellikle açıklayıcı oldu, evet. Matematikte çok şaşırmıştım. Bunlar hiçbir şey bilmiyor yani. Yani aslında şu ana kadar öyleydi aslında. Tam benim yılımdan sonraki yıllarda artık pandemiden dolayı öğrenciler artık lisede türev integral görmemeye başladı diye biliyorum. Ha bizim ilk şimdiki girişlerimiz türev integral bilmiyor. Derste fark ediliyor biraz yani. Yani üzücü çünkü hani orada bir farkımız vardı en azından. Öyle bir altyapımız vardı. Bir de bazı şeyler yani zaman ve yaş ilerledikçe daha zor öğreniliyor. Onun için lisede
beyin her şeyi emebiliyorken bunu öğrenmek, en azından bir temel almak bence önemli. Böyle bir fark görmüştüm onlarda da. Ha, bir de şöyle bir fark görmüştüm, hani eksiklik değil fazlalık olarak, Amerikalı öğrencilerin hemen hemen hepsi bir başka bir şey daha yapıyor. Mesela havacılık bölümüne girmiş ama piyano çalıyor. Havacılık bölümüne girmiş ama soprano. Havacılık bölümüne girmiş ama işte bilmem nerede resim sergisi var. Yani ben kendi lise günlerimi düşündüm. Benim çalışmak dışında yapabileceğim ikinci bir şey mümkün değildi. Yani nefes almak, var olmak dışında yapabileceğim bir şey. Onu takdir ettim. Yani çocuklar sonuçta çatır çatır okuyor. Bir yandan da başka bir özelliklerine yatırım yapabiliyorlar. Herhalde sosyoekonomik durum ona müsaade ediyor yani. Ona da şaşırmıştım. Evet. Şimdi... burada yine size çok sıkça sorulan sorulardan birisi budur. Siz bu atıyorum danışmanlık yaptığınız süre boyu sonlarına doğru hani tekrar doktora yapmayı düşündünüz ya, hani hangi noktada artık tak etti de ya of artık ben gidiyorum çok sıkıldım dediğiniz bir iki tane, aslında TEDx konuşması iki tane sebebi var demiştiniz. Bunları söyleyebilir misiniz daha kısa anlatmam gerekirse? Tabii söylerim çünkü herkes duysun istiyorum. İstediğiniz kere tekrar edebilirim. Şöyle, bu danışmanlık yaptığım senelerde birincisi para kazanmak konusunda hiçbir sıkıntım yoktu. 20'li yaşlardaki bekar bir insan için nereye harcayacağım bilemediğim kadar para kazandım. Şimdi bu sorsanız birçok gencin hayali iyi bir işim olsun, para kazanayım, değil mi? Yani onu yapmışım. Ama yani bir noktada bakıyorsunuz, para kazanmışsınız ama işe gittiğiniz zaman artık orada olmak istemiyorsunuz. O patronla çalışmak istemiyorsunuz. Patron zaten sizi, affedersiniz, köpek gibi. Mesela bir danışmanlık servisi veriyoruz. Bir müşterimiz var. Müşteri diyor ki benim şu yazılıma, şu şekilde çalışan bir yazılıma ihtiyacım var. Patron bize soruyor. Çocuklar özel olarak soruyor. Bunu ne kadar zamanda yapabilirsiniz? Biz diyoruz ki en az 6 ay. Ondan sonra patron ertesi gün müşteriye diyor ki biz bunu 3 ayda teslim edeceğiz. Yani siz bunu yetiştirebilmek için o kadar kendimizi feda ettik ki bir noktada artık o paranın da önemi kalmadı. Benim kişisel olarak artık yeter dediğim nokta sabahtan ofis binasına girip akşamdan çıka çıka mesela bir baktım bu sene baharı kaçırmışım ki de çok güzel, baharın çok güzel yaşandığı bir şehirdeydim. Vişne ağaçlarının böyle beyaz beyaz çiçek açtığı falan kaçırmışım. Ertesi sene yine kaçırmışım. Yaz olmuş, haberim yok. Neredeyse sonbahar olacak. Dedim ki yani benim böyle bir doğadan, dünyadan, insanlardan kopuk yaşamam sağlıklı bir şey değil. Beni kötü bir insan, sinirli bir insan yapıyor bu. O noktada dedim ki istediği kadar para olsun, istediği kadar başarı olsun, ne olursa olsun ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum dedim. Benim için dönüş noktası açıkçası doğayla bağlantımın kesilmiş olmasıydı. Anladım. Peki şimdi sizin CV'nizi incelediğimiz zaman çok 8 sayfalık çok böyle koskocaman PDF çıkıyor. PDF direkt yani cidden incelerken de çok ulan çok zevk, cidden şaşırıyorum cidden yani çok da il merakımı da çekiyor aslında. Peki bizim bu incelerken yorulduğumuz CV'leri siz doldururken yorulmadınız mı? Yani bunun motivasyon kaynağınız neydi doldururken acaba? Valla şöyle, şimdi biliyorsunuz bir rezüme var, o tek sayfa olması iyi oluyor. Bir de CV var, CV'nin açık hali, curriculum vitae yani hayat hikayeniz. O yüzden olan size profesyonel olarak olan her şeyi koymak zorundasınız. Yani bu ben hani bana uzun bir şey yazayım diye hazırladığım bir evrak değil, öyle olmak zorunda. Evet, çok mesela... güzel de ondan. Aa, teşekkür ederim. Erken başlayın siz de, öneriyorum. Çünkü mesela 3 sene düşünmezseniz nasıl daha iş başvurularına başlamadım diye. Sonra 3 senenin sonunda ya ben ne yapmıştım, stajı kiminle yapmıştım falan diye toparlamak zor oluyor. Onun için herkes kendine bir CV dosyası açsın, yavaş yavaş işlemeye başlasın. Ne koyacaksınız? Eğitiminizi, staj tecrübenizi,
aldığınız varsa bursları, ödülleri, özel bir kısım da koyabilirsiniz işte yapmayı sevdiğim şeyler diye. Hepinize öneriyorum, erkenden başlayın, formatını oturtun. İleride zor oluyor. Aynı dediğin gibi Tuna. Uğraştırıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya mesela şimdi, bu organizasyonu yaptığınızı falan bu tip işleri mutlaka koyun. Hepsi önemli. Anladım. Ekleyeyim ben de o zaman. Başlayayım yapmaya. Tamam. Şimdi konumuzu biraz değiştirelim. Şimdiki sorum, sizce ülkemizde deniz bilimlerine gereken önem veriliyor mu? Ve bunun verilmemesinin sebepleri nelerdir? Ayrıca genel olarak dünyamızda, diğer ülkelerde de insanlar yine bizim ülkemizdeki gibi aynı şekilde mi yaklaşıyorlar bu konulara? Şimdi kısaca cevap vereyim, hayır. Kendi ülkemizde deniz bilimlerine yeterli kadar önem verildiğini düşünmüyorum. Diğer ülkelerin de hepsi için konuşamayacağım ama denizle hep iç içe olan ülkelerde daha nedense bizden daha gelişmiş bir kültür olduğunu, bir bilimsel akademik kültür olduğunu görebiliyoruz. Mesela Portekiz'de, mesela İspanya'da, mesela Yunanistan'da, hani ufacık ülke ekonomik olarak bizden daha zor durumda ama deniz insanı oldukları için. Biz de bir kesinti olmuş. Yani normal insanla, normal vatandaşla denizin ilişkisi kopmuş. Birçok insan için, ben üzülerek görüyorum, deniz böyle hani uzaktan manzarasına bakılan, karşısında rakı içilen veya ne bileyim uğruna şiir yazılan bir şey. Yani o deniz içinde olan biten çok az insana ilham vermiş. Ve bugün yapılan çalışmalar var ama Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olması gereken, son 20 sene içinde, son 30-40-50 sene içinde yapılmış olması gereken çok temel ama yapılmamış çok temel olaylar da var. Mesela yaşayan her canlının, atıyorum, üreme biyolojisi, ekolojisi, hayat döngüsü, göç özellikleri, her bir şeyinin çalışılması lazım. Pek çok şey, pek çok canlı için yapılmamış. Bugün insanlar, birkaç tane çevre örgütü, bilim insanları, inanın yani hayatlarını riske atıyorlar. Şu su samurlarını koruyalım, fokları koruyalım, kaplumbağaları koruyalım, yunuslar, balık çiftlikleri vurmasın diye. Ama bunun bir devletten, ülkeden bir karşılığı olamıyor. Çünkü insanlarımızın denizle bağı oturmamış. Onu yapmak için daha çok araştırmamız. Yaptığımız araştırmayı basit bir dille, herkesin anlayabileceği bir dille önemini anlatmamız, tanıtmamız, yani herkesi olaya dahil etmemiz lazım. Maalesef daha orada değiliz bence. Çok üzücü. Evet. Çok gerçekten çok üzücü. Şimdi bu sonraki soracağım soru bununla biraz bağlantılı aslında. Biraz da mola verelim, soluklanalım. Bu birkaç, bundan bir yüzyıl önce insanların daha yeni yeni fikirler oluşturabildiği uzay hakkında, bu son 1960'lardan sonra bu kadar hızlı bir bilgi birikiminde ivmelenme olmasına rağmen hep ya, daha biz dünyaya geldiğimizden beri dibimizde olan okyanuslarımız hakkında neden bu kadar kısıtlı miktarda bir birikime sahibiz? Ya, bunun nedeni nedir acaba? Vallahi tam bir bilinen nedeni olduğunu sanmıyorum ama benim kendi düşüncem, hani dediğiniz gibi insanlığın tarihi kadar eski okyanuslarla ilişkimiz, okyanustan besin elde etmemiz, hani bu hep burada, biz bunu biliyoruz, bu bizim bildiğimiz bir şey diye biraz da elimizde olmayan, göremediğimiz, ancak hayal edebildiğimiz bir dünyaya yönelmek belki de. Tabii uzaya ilgi duymak son derece önemli. Uzay araştırmalarına yatırım yapmak son derece önemli. Mesela benim TEDx konuşmamın başlığı Mars'taki ahtapotlardan öğreneceklerimizdi. Böyle arada şaka olarak Mars araştırmalarına ayrılan kaynak aşırı çok. Mars'la ilgili bilgilerimizi 20-30 sene önce bile elde ediyorduk, okyanuslarla ilgili hala yeteri kadar bir şey bilmiyoruz diye bahsetmiştim. Konuşmadan sonra bir kişi, Allah'tan ki sadece bir kişi, yorum yapmış.
aşağıya. İşte hocam siz böyle diyorsunuz ama Mars insanlığın garantisi, dünyada hayat suyumuz tükeneceği zaman biz Mars'a gidip koloni kuracağız. Onun için bu şekilde kötülemeyin diye. Halbuki bir kötüleme yoktu sözlerimde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani uzay araştırmalarıyla okyanus araştırmaları birbirini hep destekler ama okyanus bence kanıksadığımız bir şey. Biliyoruz zannediyoruz çünkü tarihimizin parçası. Onun için onu ikinci plana itme rahatlığında bulunmuşuz. Halbuki o kadar büyük ve o kadar az biliyoruz ki daha çok işimiz var öğrenmek için. Tamamdır. Şimdi asıl biraz şimdi daha teknik konulara geçmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Peki. Şimdi sizin bir konuşmanızda bunu duymuştum aslında. Kamufle olabilen bazı deniz canlıları, yani ahtapot gibi canlılar, yani aslında onlar renk sadece siyah beyaz görmelerine rağmen nasıl kamufle olabiliyorlar? Onu soracaktım. Çok süper bir soru. Şimdi onun da cevabı bilinmiyor. Renk gözlerinde sadece tek bir dalga boyunu algılayan bir organ, yani fotoreseptör olduğunu biliyoruz. Yani bu ne demek? Her şeyi sanıyorum 532'de mi? Yani her şeyi yeşil rengin tonları olarak görüyorlar. Ama tek renk görmelerini sağlayan tek mekanizma gözlerinde olmayabilir. Şöyle bir bilgi var. Bu ahtapotların derilerinde opsin geni bulunmuş. Bu ışığa duyarlı. Hani eğer böyle bir şey gerçekten olabilirse derilerinde yayılmış bir şekilde hem ışığı hem rengi sezebiliyor olabilirler diye bir teori var. Hiç kimsenin kanıtlamadığı veya kayda değer bir delil sunmadığı. Bir de bir şey daha var. Ahtapotların ışığın polarizasyonunun yönünü ölçebildiği bir mekanizma var gözlerinde. Bu bizde yok. Güneş gözlüğü taktığımız zaman biraz ona benzer bir şey oluyor. Onu kullanarak da sanki bir başka renk kanalı görebiliyorlarmış gibi yine bir teori var. Ben ona çok inanmıyorum çeşitli teknik sorunlar yüzünden. Yani sonuçta tamam gözlerinde tek dalga boyuna duyarlılık var ama renkleri bir şekilde görüp oluşturuyorlar. Onu nasıl yaptıklarını açıklayamadık. Kimse açıklayamadı şu ana kadar. İlgi duyan gençlere mesela sinir bilimine, biyolojiye veya bilgisayarla bu tip şeylerin modellenmesine mesela doktora seviyesinde çok ilginç sorular var. Bu büyük soruya gidecek şekilde. Arkadaşların aklında olsun. Zaten bunu çözen adını bilim tarihine büyük harflerle yazdırır diye düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Öteki sorumuzda, yani normal su altında çekilen fotoğraflar bildiğimiz kadarıyla mavi ve yeşil olur. Ama sizin yazdığınız algoritma sayesinde bunlar biraz daha canlı renkler, yani çünkü kırmızı da işin içine giriyor, daha net görebiliyoruz. Bu neden acaba? Şimdi bu çok güzel bir soru. Birincisi niye yeşil mavi oluyor? Çünkü su dediğimiz şey hem su molekülleri hem de suyun içerisindeki partiküllerden oluşuyor. Şimdi partikülleri bir an için bir yana bırakın. Saf su diyelim. Saf suyun kendisi ışığı emiyor ve her dalga boyunu değişik bir miktarda değişime uğratıyor. Sonuçta mavinin daha yoğun olduğu, kırmızının yok olduğu bir spektrum kalıyor. Bu saf su. Şimdi bu saf suyun içine bir sürü organik veya inorganik madde ekleyelim. Bu işte sudaki planktonlar olabilir, küçük organizmalar veya atıyorum aşağıdan kalkmış toprak, kum olabilir, kirlilik olabilir, bir sürü mikroskobik şey. O şeyler de, o partiküller de ışığı başka türlü değişime uğratıyorlar. Üstelik de boyları büyükse sağa sola doğru saçıyorlar. Bu yüzden partiküllerin cinsine ve sayısına, yoğunluğuna göre bizim fotoğraflarda ışık öyle bir değişmiş oluyor ki elimizde ya mavi ya yeşil
gidin İzmir Körfezi'nde çekersiniz kahverengi olacak fotoğraflar kalıyor. Şimdi ilk önce bunu anlamak lazım. Suyun altında, suyun kendisi ve suyun içindeki partiküllerden dolayı ışık bu tip dalga boylarına bağlı olarak değişime uğruyor. Benim yaptığım nedir? Ben bu ışığın uğradığı değişimi fiziksel olarak ifade edebildiğimiz bir denklem geliştirdim. Daha doğrusu ben geliştirmedim, şöyle söyleyeyim. Daha genel bir denklemi, hem hava hem su için olan daha genel bir denklemi su için düzelttim. Böyle olunca mesela doğal bir su kütlesinde ışık bir metre gittiğinde ne değişime uğrayacak ben onu hesaplayabiliyorum, onu tahmin edebiliyorum. Yaptığım şey de bir fotoğraftaki her pikseli o denkleme göre düzeltmek. Yani her piksel o denklemi sağladığı anda tamam, ben suyun o mevkide, o gün, o saatte suyun fotoğrafa etkisini hesapladım. Hesaplayınca da direkt çıkartabiliyorum. Yani benim yaptığım şey aslında suyu piksel piksel fotoğraftan çıkartmak. Öyle fotoğrafın üzerinde Photoshop'la veya başka bir düzenleme yöntemiyle renkleri değiştirmek değil. Resmen suyu çıkartmak. Suyun etkisini tersine döndürmek. Çok daha detayına girebilirim ama o zaman 5 saat konuşmamız lazım. Umarım soran arkadaş için açıklayıcı olmuştur. Tamamdır o zaman. Şimdi buradaki sorumuz da normal şartlarda yapılan, yani Photoshop kullanarak yapılan renklendirmelerde işte biraz hem uzun sürüyor hem de orijinalliğini kaçırıyor. Ama sizin yaptığınız bu yazdığınız algoritmayla bu süre ne kadar kısaldı acaba? Onu soruyorum aynen bu. Aslında çok güzel bir soru. Bir süre tam olarak kısalmadı. Hatta daha da uzamış olabilir. Ama avantaj şöyle. Siz Photoshop'ta bir düzenleme yaptığınız zaman o sizin zevkinize, sizin yeteneğinize, sizin ayırdığınız zamana göre bir sonuç çıkıyor ortaya. Mesela Tuna Bey, sizle ben yan yana otursak aynı fotoğrafı siz kendi bilgisayarınızda, ben kendi bilgisayarımda Photoshop'ta düzeltelim desek ortaya çıkan sonuçlar birbirinden bambaşka olabilir. Tutarlı olmayabilir, subjektif, yani kişiye özel olabilir. Benim geliştirdiğim algoritma objektif. Her zaman fizik kurallarını takip ettiği için her zaman o sahne için aynı sonucu veriyor. Dolayısıyla mesela gene İzmir Körfezi örneğini vereyim. Gidiyorsunuz, bugün dalıyorsunuz. Oradan 100 tane fotoğraf çekiyorsunuz. Bir ay sonra aynı yere gidip 100 tane fotoğraf çekiyorsunuz. Bir sene sonra gidip aynı yerde çekiyorsunuz. Bunların hepsini benim algoritmamla düzenlediğimiz zaman hepsinin birbiriyle uyuşması lazım. Çünkü niye? O günkü şartlara göre fiziği takip edip suyu çıkarttığımız için. Yani bilimsel açıdan tutarlılık getiriyor ki bu çok önemli. Zaman Anladım. Konusunda dediğim gibi kısaltmadı. Daha karmaşık bir işlem olduğu için biraz daha uzun sürüyor. İleride o olur. Yani zamanla her şey hızlanır. Ama daha net sonuçlar çıkartıyor yani onun. Evet, hem net hem tutarlı, aynen öyle. Peki bu fotoğrafların, çekilmiş fotoğrafların açısı ya da mesleklere uzaklığı gibi değişkenler sizin çalışmanızı ne şekilde etkiliyor acaba? Çok önemli bir soru. Şimdi arkadaşların, herkesin bölümü nedir, geçmişi nedir bilmiyorum. Şöyle bir farkı açıklayayım. Görüntü işleme ve bilgisayarla görme. İkisi de fotoğraf kullanan iki ayrı teknik. Arasındaki fark nedir? Onu anlatayım, sonra benim algoritmamın ne yaptığını anlatayım. Şimdi görüntü işleme dediğimiz zaman mesela siz bir fotoğraf çektiniz. Bunu üzerinde bir filtreyle ya da beyaz ayarını değiştirerek üzerinde hani biraz noise olduysa onu çıkartarak falan düzeltmeniz. Yani görüntü işlerken kullandığınız girdi bir fotoğraf, aldığınız çıktı, aynı fotoğrafın biraz değişmiş hali. Fotoğrafın içeriğine dair, sahneye dair hiçbir bilginiz yok. Her şey olabilir, bir portre olabilir, bir manzara olabilir, neyse.
Bilgisayarla görme dediğimiz, yani İngilizcesi computer vision, sahnenin içeriğini ve özellikle sahnenin üç boyutlu yapısını kullanıyor. Üç boyutlu yapı nedir? Mesela ben bir fotoğraf çektiğim zaman kamerayla sahne arasındaki mesafenin bilinmesidir. Şimdi benim yazdığım algoritma bu mesafe bilgisini girdi olarak alıyor. Yani mesafe olmazsa zaten çalışmıyor. Dolayısıyla otomatikman bir bilgisayarla görme algoritması. Neden? Suyun altında dedim ya, hani su ve partiküller ışığı değişik şekilde etkiliyor. O bir de mesafeyle de değişiyor. Yani bir diyelim batık gemiye bakıyorsunuz. Batık gemi tam burnunuzun ucunda başlıyor. 20 metre geriye gidiyor. Sizin çektiğiniz fotoğrafta düzeltme yapacağınız piksellerin bir metredeki sizden bir metre uzaktaki gereken düzeltme başka, 2 metre uzakta başka, 20 metre uzakta başka. Yani her şey mesafeyle değişiyor. Dolayısıyla mesafeyi bilmek gerekiyor. Benim yazılımım see-through'da bilgisayarla görme algoritması ve bu mesafeyi kullanmak zorunda. Nasıl elde ediyoruz diyebilirsiniz. Var mı? Onu merak eden varsa onu da anlatayım. Ya olur. Onu anlatmışken onu da değinelim. Çok iyi. Tamam. Çünkü bahsettiğim şey hani tek bir sayı değil. Bu sahne benden 5 metre uzakta değil. Piksel piksel mesafe. Yani fotoğrafı bir an için hayal edin. Her piksel için bu 2 metre, bu 2.1 metre, bu 2.122 metre diye elinizde bir mesafeden oluşmuş bir başka fotoğraf daha var. Mesela duymuşsunuzdur, şimdi iPhone'un yeni çıkanında LiDAR var. LiDAR. Ha, evet. Veya neydi, Kinect miydi? Böyle infrared sensörlü mesafe ölçen cihazlar var. LiDAR'ları biz dronlarımızda kullanıyoruz. Aynen. Aynen. Şimdi su altında o çok karışık kullanılamıyor henüz. Onu başka bir zaman anlatırım. Mesela bunun gibi yöntemlerle mesafe ölçülmesi lazım. Su altında LiDAR tam çalışmıyor. Seçenekler neler? Ya iki kamera veya birden fazla kamerayı kalibre edeceksiniz, senkronize edeceksiniz. O iki kameradan gelecek fotoğraftan üç boyutlu reconstruction yapacaksınız. Oradan mesafe, yani stereo olarak hesaplayacaksınız. Ya da bu çok ilginç, bunu herkes bilsin, belki işinize yarar başka bir projede. Structure from motion denen bir teknik var. Tek kamerayla aynı sahnenin birden fazla fotoğrafını çekiyorsunuz. Fotoğraflar birbiriyle örtüşüyor. Daha sonra bunu yapan açık kaynaklı yazılımlar var veya parasını vererek alacağınız yazılımlar var. Bu birden fazla fotoğrafı aynı anda analiz edip sahnenin üç boyutlu halini elde edebiliyorsunuz. Fotogrametri deniyor bu tekniğe. Yani fotoğraftan ölçüm yapma deniyor. Biz su altında öyle yapıyoruz. Tek kamerayla gidip çok resim çekiyoruz. Buna bakın arkadaşlar, özellikle havadan görüntüleme konusunda. Bir sürü yeni ilginç şey yapabilirsiniz. Fotogrametri. Anladım. Peki ben isterseniz biraz ara verelim. Siz de biraz soluklanın. Sizi de biraz yorduk. Kusura bakmayın. Yok, çok konuşuyorum. Siz kusura bakmayın. Yok yok, sağ olun. Dinleyecek birisini bulduğum zaman hep çok konuşuyorum. Şimdi ben de o zaman bir araya hemen küçük bir reklam sokayım. Tamam. Sosyal medyalarımızda biz şunu söylemiştik. Çay ve kahve ikram edemiyoruz şu an, bildiğiniz gibi pandemi sürecinden dolayı. Ama birbirinden başarılı, hatta sizin gibi Derya Hanım. Hem de bize deneyiminizi aktardığınız için sizinle canlı yapabiliyoruz. Ama ilerideki etkinliklerimizde ise arkadaşlarımızın çabaları sayesinde evlerinize kadar ikramlar gönderiyoruz. Bu içeriği şu an bir sürpriz. Ama şu an bunun bir ön izlemesini vereyim dedim. Çok evet. Güzel. Şimdiden sorularımıza devam edelim. Yazdığınız algoritma yapay zeka tabanlı mı yoksa yapay zeka tabanlı mı ve yazarken hangi dili kullandınız? Tamam, önce kolay kısmını söyleyeyim. MATLAB'de geliştirdim. Çünkü ben üniversitedeyken öyle öğrenmiştim. Bugün olsa Python'da yaparım. Sizler de Python öğrenin. Tamam, bunu herkese söylüyorum. Yapay zeka değil, fizik temelli. Aradaki fark ne? Onu çok kısa anlatayım. Yapay zeka olunca illaki bir öğrenme söz konusu. Neyi öğreniyoruz? Fotoğrafın
mavi, yeşil, yani hiç ellenmemiş orijinal hali var. Bir de düzeltilmiş hali var. O ikisinin arasında ne olmuş onu öğreniyoruz. Yani belli bir kural, bir formül tanımlamıyoruz. Bu yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesini biz şu an renk düzeltmesi için su altında kullanamıyoruz. Sebep de şu, elimizde yeteri kadar bozulmuş bozulmamış örnek yok. Çünkü denizin optik şartları dünya genelinde o kadar çok değişiyor ki o değişimin hepsini yakalayacak kadar örnek yok ve toplanması da imkansıza yakın. Dolayısıyla fizik temelli benim algoritmam. Yapay zeka değil. Hani yapay zeka vardı da kullanmadım değil, yapay zekayı geliştirecek veri yok elimizde. Tamam, ben şimdi bu aslında benim kendi sorum. Şimdi bu benim bildiğime göre yapay zeka hani ikiye ayrılıyor ya, machine learning ve deep learning diye. Benim bildiğim kadar deep learning'de machine learning'deki kadar veri girmenize gerek yok diyorum. Sadece oradaki gizli katmanları şeyini arttırılırsa bir sorun gideriliyor diye ben bir makalede okumuştum. Doğru, doğru. Ama ona kadar bile, yani onun isteyeceği minimum miktarda bile elimizde yeterli şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, keşke birkaç fotoğraf hazırlasaydım, size de kolay olurdu. Mesela Kızıldeniz'e gidiyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz. O baskın renk mavi. Atlantik Okyanusu'na gidiyorsunuz, baskın renk yeşil. Baltık Denizi'ne gidiyorsunuz, baskın renk siyah. Şimdi böyle olunca o yapay öğrenmenin, derin öğrenmenin öğrendiği feature'lar, şimdi feature'ın Türkçesini bilemedim. Özellik. Özellikler hep değişik bir şekilde maskelenmiş oluyor. Değişik olduğu için de hep yani aradaki öğrenme gerçekleşemiyor. Hani deseniz ki ben sadece Ege Denizi'nde fotoğraf çekeceğim. Sadece saat 12'de çekeceğim. Işık hep aynı olacak. Su genellikle hep aynı olacak. O zaman tamam. Sadece sizin dalış mevkiinde çalışacak bir algoritma yapabilirsiniz. Sorun yok. Ama dünyanın herhangi bir yerinde çekilen bir fotoğrafı başka bir bilgiye sahip olmadan düzeltecek şu an bizi derin öğrenmede kurtaramıyor maalesef. İleride, ya yakın yani 10 sene içerisinde olur. Anladım. Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Bu arada bu şu an yayını izlerken, eğer bu şu an yayını izlediğinizin fotoğrafını çekip Instagram'dan story olarak paylaşırsanız iyi olur. Sağ olun. Öyle eklemeyi. Yani şu an çekeyim, şu an mı paylaşmam lazım? Aa yok, ben izleyicimizim. Siz demedim. İsterseniz de siz de yapın. Kendimi... Olur. Tam köşedesiniz. Tamamdır. Tamam. Herkes paylaşabilir şimdi. Tamam. Ben yayından sonra paylaşacağım. Artık. Tamamdır. Ben şimdi o zaman biraz daha şeylerden geçeyim. Şimdi bir en çok ilgini çeken deneyinizi sormuşlar. Mühendislikte ya da okyanus biliminde. Deney mi, deneyim mi? Tamam, yani duyamadım. Deney demişler ama deneyiminizi de söyleyebilirsiniz. Yani ikisi de bizim için olur. Tamam, şunu anlatayım. İki ay Antarktika'da çalışmıştım bir araştırma gemisinde. Herhalde bugüne kadar bütün deneyimlerimin içerisinde en değişik olanı oydu. Hem bulunduğunuz ortam açısından... Hem de bir gemide işte 40 küsür kişi 2 ay küçük bir ekosistemde birbirimizi parçalamadan çalışmanın tecrübesiydi. 2010 senesiydi galiba. Deniz üzerinde oluşan buzun kalınlığını ölçmek için hem yukarıdan lidarla hem suyun altından girip buz tabakasının kalınlığını ölçecek robotlarla böyle bayağı büyük bir çalışma yapmaya gitmiştik. Tabii gemide taze yemek bir süre sonra bitiyor. Siz 40-50 küsur kişisiniz. Mürettebat var, bilim insanları var. İnsanları her gün görüyorsunuz. Güneş batmıyor. Uyku
saçma sapan bir düzene girmiş. Yani tam delirmeye yakın olanların delirebileceği muhteşem bir ortam, böyle bir araştırma ortamı. Herhalde yani bunu geçen başka bir tecrübem yok şimdiye kadar. Ama kutuplarda çalışmak gerçekten çok ilginç. Bu alanlara da ilgi duyanlar, robotik olsun, biyoloji olsun, kimya olsun, pek çok değişik program var aklınızda olsun. Tamamdır. Bu cidden çok ilginç bir deneyim oldu. Sağ olun. Şimdi bu biraz uzun bir soru. Bunu okuyacağım. İnsanlar tamam. Artık hem uzayı hem okyanusları kirletiyor aslında bakarsanız. Gittiğimiz her yeri kirletiyoruz. Sizce bu durum geleceğimizi nasıl etkiler? Önlem alınabilir mi yoksa çok mu geç? Çok güzel bir soru. Soran arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok geç değil. Epey geç ama çok geç değil. Bize sunulan her şey bugün ucuz gibi görünüyor. Hafif gibi görünüyor. Biz de bunu kabul ediyoruz, kullanıyoruz. Yani bir restorana gidiyorsunuz, plastik tabak. Bakkala gidiyorsunuz, plastik su. Manava gidiyorsunuz, plastik torba. Çünkü orada, çünkü var, çünkü ucuz. Ama gerçekten bunlar, özellikle plastik, sonsuz, yok olmadığı için sonsuz kirleten bir malzeme. Hepimizin bunun bilincinde olması, şahsi hayatlarımızda mümkün olduğu kadar az çöp üreten şeyler kullanmamız lazım. Bunu tabii söylemesi kolay. Bir de ben hani insanlara plastik kullanımımızı azaltın deyince genelde gelen tepki, ama yani biz günün sonunda ne yiyeceğimizi düşünüyoruz. Hani plastiğe daha gelemedik. Biz var olmaya çalışıyoruz. Çok haklı tabii herkes bu tip tepkilerde. Ama farkında olmamız lazım. Çünkü ne oluyor? Plastik, siz sanıyorsunuz ki geri dönüştürülüyor, dönüştürülmüyor. Ya yakılıyor, ya bir yerde çöp olarak bir suya, bir akarsuya, bir okyanusa karışıyor. Orada parçalanıyor. Oradan balıkların midesine, bizim içtiğimiz suya kadar devam ediyor. Ve yani radyoaktif malzeme gibi yüzlerce yıl yok olmayacak. Gerçekten çok ciddi bir sorun. Herkes farkında olursa, yaptığımız, bir daha elimiz plastik suya giderken düşünürsek çok iyi olur. Yani çok geç değil ama bizim uyanmamız lazım. Doğru, haklısınız. Şimdi artık sorularımız bitti arkadaşlarımızdan. Yani şimdi forumdaki sorulara tekrar göz gezdiriyorum. Tamam. Akvaryumunuz var mı Derya Hanım? Onu sormuşlar. Hayır. Hayır, yok. Çok güzel bir soru. Valla akvaryum bakımı çok zor bir şey. Yok. Hem masraflı hem zaman istiyor. O yüzden yok. Bir de okyanus bilimci olarak dünyada sadece İtalya ve Ayvalık'ta bulunan kırmızı mercanları yetiştirmekte ilgili ve arttırmakla ilgili araştırmalarınız var mı diye, ben bu alandan yüksek yapmayı düşünüyorum demiş bir arkadaşım. Hayır, benim yok ama çok ilginç bir alan. Üstelik bu mercanların hikayeleri yüzyıllarca, yüz küsur yıldır geriye gidiyor. Sosyal olarak çok ilginç. O yüzden çok güzel bir alan. Sizi güzel yerlere götürecek bir alan. Ama benim böyle bir çalışmam yok. Benim zaten ekolojik bir çalışmam yok. Ben mühendisim. Yani mercan değil, ben kamera çalışıyorum. Anladım. Bu arada nereden okuyorsunuz? Benim şimdi, chatte hiçbir soru yok. O chatte gelmiyor. Bazı soru YouTube'dan da gelebiliyor. Birkaç yerden de var. Anladım. Özelden de iletenler oluyor. Ondan biraz onu şu an derlemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Tamam. Bazı zaman alıyorsa. Şimdi bakıyorum. Derya Hanım oluşturduğu algoritmada birebir kendisi kodu yazmış mıdır? Yazdıysa hangi dil kullanmıştır? Yazmadıysa kodu yazanlarla iletişimi nasıl olmuştur? Tamamen ben yazdım. Dediğim gibi MATLAB'de yazdım. Tamamdır. Bir de benim bir sorum var. Siz bir konuşmanızda, bundan herhalde bir 4 ay önce olması gerekiyor, bir laboratuvar kurmak hakkında bir şey demiştiniz herhalde. Ben yanlış duymadıysam bu konuyu biraz bize bilgilendirebilir misiniz bu konu hakkında? Tabii. Şimdi ben şöyle, biliyorsunuz, doktora yapıyorsunuz. Ondan sonra birkaç sene postdoc olarak çalışıyorsunuz genellikle. Postdoc ne demek?
doktora da yaptığınızdan farklı bir tekniği öğrenmek için başka bir labda geçirdiğiniz zaman, şimdi ben o sürenin sonundayım. Bundan sonraki aşama kendi labımı kurup işte profesörlüğe, doçentliğe adım atmam oluyor. Bu da gidiyorsunuz bir sürü üniversitede çalışmak istediğiniz mülakat yapıyorsunuz, sunum yapıyorsunuz. Bazen sözlü sınav oluyor, tahtaya kaldırıyorlar sizi gerçekten lisedeki gibi bilginizi sınamak için. Bu şekilde mülakata gidiyorsunuz, aynı iş mülakatı gibi. Ben şimdi bu sene onların hepsini yaptım. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli üniversitelere başvurdum. Şu an son kararı vermek üzereyim. Nerede açacağım laboratuvarımı diye. Tam neresi olduğunu şimdi söylemiyorum. Bir şey imzalamadım. Hani şey, kötü şans olmasın, evet. Ama deniz kenarı bir yeri olacağını, her gün yüzerek, dalarak çalışma yapabileceğinizi şimdiden söylüyorum. Dolayısıyla deniz bilimlerine ilgili gençlerin aklında olsun. Yani seneye Ekim-Kasım gibi inşallah açmış olacağım diye düşünüyorum. Tamamdır. Bunu bir kez bana duyurmuş olduk. Bunun için çok mutluyuz. İlgilenen arkadaşlarımız var. Bana çok mesaj geliyor. Büyük ihtimalle şeyden sonra tekrar da gelecektir. Bir çok de ben sevinirim ilgilenenler ulaşırsa. Sağ olun. Şeyi merak ediyorum. Bu patent alma süreciniz nasıl geçti acaba? Çok süper bir soru. Şimdi benim de bilmediğim bir şeydi. Ben de yaşaya yaşaya öğreniyorum. O yüzden anlatayım. Şimdi siz bir üniversitede çalışmaya başladığınız zaman, doktora öğrencisi olsun, postdoc olsun, genellikle size bir sürü kağıt imzalatıyorlar. O kağıtlardan birisi de o üniversitede bulunduğunuz sürece yapacağınız bir keşfin, yani intellectual property deniyor, yapacağınız patentlenebilecek bir buluşun haklarının üniversiteye ait olduğu. Bunu herkes bilsin. Neyi imzaladığınızı iyi okuyun. Zaten bir şansınız yok, hayır ben bunu imzalamıyorum diyemezsiniz zaten. Ama imzaladığınızı bilin. Bu da benim için böyle oldu. Ben böyle doktora sonrası postdoc çalışmama başladım. Hiç aklımda algoritma yok, buradan ticari bir şey çıkar diye bir fikir yok. Ben direkt fiziksel modelleme, araştırma yapıyorum. Ama olaylar öyle gelişip bu yeni denklemi, düzgün denklemi yazıp arkasından bir de o algoritmayı kullanan, o denklemi kullanan algoritma geliştirince ve bunun gayet de ticari önemi olduğunu anlayınca, labın yöneten hoca bunu patentleyelim dedi. Üniversite patent masraflarını ödüyor. Sizin isminiz mucit olarak patentin üzerinde var. Ama masrafı üniversite ödediği için patentin sahibi üniversite. Bu ne demek? Bu patent lisanslanacak mı, satılacak mı, kime, ne kadara satılacak, tüm kararları üniversite veriyor. Eğer kendiniz şirket kurarsanız, sizin şirketinize lisanslama için kolaylık gösteriyorlar. Yok, kurmayacaksanız o zaman iş kısmını üniversite yapıyor. Yani benim tecrübem böyleydi. Herkes üniversite farklı olabilir. Biraz sinir bozucu bir durum. Yani siz bu kadar 4 sene uğraşıyorsunuz, bir şey geliştiriyorsunuz, sonra elinizden alınıyor. Para kazanılıyor mu? Onu da söyleyeyim. Patent lisanslanana kadar para kazanılmıyor. Patenti bir şirket gelip ben alacağım, bunun hakları benim olsun diyor. Üniversite o patenti almak için ödediği masrafı lisanstan gelen gelirden düşüyor. Geri kalan kardan da, işte mesela bizim patente ben bir de Tali Hoca varız, iki kişi, bir de üniversite. Masraf düşülüp kalan kardan %50'si üniversiteye, kalan %50'nin yarısı bana, yarısı hocaya. O da kar ediyorsanız. Yani çok uzun bir yol. Öyle patent var diye para kazanılmıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Ben de dediğim gibi yeni yeni öğreniyorum. Anladım. Peki hiç çalışma hayatınız boyunca ya birisi atıyorum bir yaptığı bulduğu bir şeydi, siz de hiç şey dediğiniz oldu mu? Abi benim de aklıma gelmişti, keşke bu çalışmayı ben yapsaydım. Sürekli oluyor. Sürekli oluyor. Sürekli zaten atıyorum 2 sene önce, 5 sene önce aklıma gelmiş oluyor.
Ama tabii bir sürü başka şey yapıyorum. Oturup da yeni bir yolda gidecek değilim. Sonra görüyorum birisi yapmış. Sürekli oluyor maalesef. Evet. Bir de eğitim hayatınızda elde ettiğiniz bu başarıları neye borçlusunuz? Bizlere verebileceğiniz altın niteliğinde tavsiyeler var mı? Valla gene çok güzel bir soru. Şimdi desem ki çok çalışmaya borçluyum, o hikayenin sadece bir kısmı olur. Ben çok şanslıyım aslında. Şöyle şanslıyım. Hiçbirimiz doğacağımız şehri, ülkeyi, aileyi, durumu seçemiyoruz. Yani kimsenin kontrolünde olan bir şey değil. Benim ailem eğitime çok önem veren, insanların, kızlarının, benim bir de ablam var, özgürlüğüne, kendi kararlarını kendi verebilmesine çok önem veren, ki annem de babam da üniversite mezunu insanlar, annem vefat etti, insanlardı. Yani benim için okumak hiçbir zaman bir seçenek, yani mutlaka okunacak. Ve ne istiyorsan okuduktan sonra hayatını o yönde sürdür diye öğüt verildi. Hani hiçbir zaman, mesela şöyle söyleyeyim, benim kendi annem Fransızca öğretmeniydi. Ama olmak istediği şey sanatçı, ressam olmak istiyordu. Fakat kendi babası ona, yok canım oradan para kazanmaz, aynı benim babamın dediği gibi, diye illaki onu öğretmen yapıp yaşamak istediği hayatı tamamen değiştirmişti. Benim ailem bana tam anlamıyla bunu yapmadı. Yani çalıştım ama ailemden çok destek gördüm. Onu söylemek istiyorum. Aileleriniz de siz okuyabilin diye bazen bir, iki, üç iş beraber yapıyorlar. Hep bunun farkında olun. Yani ailenin desteği çok önemli. Onlara teşekkür edin. Onların, sizin de ihtiyacınız olduğu zaman onların desteğini alın. Çünkü insan yalnız başına, tek başına çok az şey yapabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Yani ben çok çalıştım, o ayrı. Herkesin çalışması lazım. Şanslıydım. Destek gördüm yani öyle. Anladım. Bu arada arkadaşlarımız eğer sorusu varsa şimdi seslerini açabilirler. Bunun ayarlaması yapıldı ya da bir sorun çıkan varsa chat kısmından da yazabilir. Tamam. Evet. Yani eğer o dediklerimi ekleyecek olursam, son olarak mutlaka yabancı dil, matematik ve programlamaya da önem verin. Hani şans kısmını geçtik, çok çalışmayı geçtik. Bu üçü, yabancı dil, matematik ve programlama, mutlaka ne yaparsanız yapın sizi diğer adaylardan ayıracak özelliklerdir. Peki yabancı dil demişken siz herhalde İspanyolca da biliyorsunuz. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi değil yani, bilimsel kullanabilecek kadar değil, hayır. Yani bunu öğrenmenizin bir sebebi mi vardı? Onu sormak istedim. Hani bir iş için faydalı olacağını düşündünüz de mi İspanyolca öğrendiniz? Şöyle, yaklaşık 4,5 ay kadar Panama'da çalıştım. Gitmeden öğrenmeye başlamıştım. Orada kullanmak zorunda kaldım. Sonra oradaki araştırmam bitince pek de kullanmadım. Yani kaldı. Devam ettirmiş olmak isterdim ama yabancı dili tabii pratik yapmayınca kendi kendine bir yere gitmiyor. Bu 4,5 ay arazi çalışması yapacağım için öğrenmeye başlamıştım. Anladım. Bir de programlama dili olarak siz Python öneriyorsunuz da bunun bir spesifik sebebi var mıdır? Biz şu an C öğreniyoruz da. Spesifik sebebi şöyle, çok evrensel, çok kolay, çok modül toolbox bulunuyor. Yani yapacağınız şeyi rahat yapabiliyorsunuz. Ben hani MATLAB ile Python arasında mutlaka Python demiştim. Çünkü MATLAB ücretli. Siz akademik ekosistemden çıkacağınız zaman özel hayatınızda veya bir iş yapmak için MATLAB'e 5.000-6.000 dolar para verip lisans almanız lazım. Hani ona alışmayın. Python başından beri bedava. O yüzden söylemiştim. C de çok iyi bir dil. C için de bir şey, kötü bir şey söyleyemem. Hani MATLAB'dense Python diyorum. Anladım.
Sağ olun. Evet, başkanımla başkan yardımcım bir şey eklemek ister misiniz? Ben şunu sormak istiyorum yabancı dilden tekrar. Birazcık konuyu eskiye döndürdüm ama. Az önce söylemiştiniz annem de Fransızca öğretmeni diye. Fransızca da biliyor musunuz? Acaba benim Fransızca'ya karşı bir ilgim var da birazcık özel bir soru oldu, kusura bakmayın. Yok, hiç önemli değil. Ben yaklaşık 4 sene Fransızca almaya çalışıp sonuçta gene pratik yapmadığım için ve belki de kafam basmadığı için pek ilerletemedim. Benim için orada kaldı yani, biliyorum diyemem. Hani belki bir sokakta bir kurabiye alacak kadar konuşabilirim ama o kadar. Ama bilim dili olarak aslında Fransız, yani tabii İngilizce bilim dili ama Fransızca'da da gene size açılacak çok kapı var. Hele deniz bilimlerinde, çünkü bunların Pasifik'teki eski sömürgeleri, şu an birçok araştırmanın, mercan araştırması yapıldığı yer Fransızca konuşuyor. Mühendislik alanında Almancayı da öneriyorlar ama o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii niye olmasın? Bir de şu var, akademik olarak mühendislik mi yoksa sanayi çalışmak olarak mı? Daha hani... çok sanayi sanırım kasıtları. Ya o zaman hiçbir dilin belki de başkasından üstünlüğü yok. Hı. Bilim için kesinlikle İngilizce demek zorundayım. Hı. Ama mühendis olacaksanız, mesela gerçekten Almanya ile iş ilişkileriniz olacaksa tabii ki. Tabii ki. Hatta Portekiz'de pek çok lisede Çince öğreniyor gençler. Çünkü onlar Atlas Okyanusu'nun kıyısında olduğu için, çok ticaret olduğu için en önemli dillerden birisi Çince. Güney'in bir sorusu var galiba. Tabii tabii. Galiba yayına şu anda gidiyor olması lazım ses. Ben şey demek istiyorum. Arkadaşlarımız aslında şu anda size söylemeye birazcık çekiniyorlar bunu. Biz kendi aramızda böyle bir yılbaşı kutlayan böyle bir video yapmayı planlıyoruz da. Siz de acaba hani bu videoya katılmak ister misiniz? Hani bize hani şey yaparak, böyle herkese iyi yıllar diyerek. Tabii, neden olmasın? Nasıl, ne zaman yapıyoruz? Ben şimdi size 3-2-1 diyeceğim. Buradan zaten kaydı başlatıyorum ben. Siz de oradan şey yaparsınız, başlarsınız. Bir dakika, başlamadan ama kime hitaben yapıyoruz bunu, onu da bileyim. Yani yo, sadece mutlu yıllar. Genel, evet, aynen. Herkese iyi yıllar. Nice ya, bunu da şey istiyor, bizim Avrupa'daki iyi olduğumuz şey associations diyor aslında, ondan. Türkçe mi diyoruz? Aslında Türkçe olarak düşünmüştük ama siz eğer İngilizce tabii derseniz, hatta İspanyolca da diyebilirsiniz, Fransızcanız da her şeyse. Yo, aslında Türkçe tercih ederim. Türkçe konuşuyoruz. Hı. Türkçe söyleyelim bence. Herkes tamam, kendi dilinde daha çok söylüyor. Videolarda gördüğümüz o şekilde. Biz de Türkçe söyleyebiliriz aslında. Tamam. Tamam, oldu o zaman. Güney, sen söyle. Ben kaydı başlattım. Siz istediğiniz zaman şey yapabilirsiniz. El sallayacak mıyız? İsterseniz sallayabilirsiniz. O zaman herkese 2021'de sağlık ve daha çok özgürlük, daha az maske, muhteşem bir yıl dileyelim. Herkesin şimdiden yeni yılı kutlu olsun. Aa, tamamdır. Söyleyelim mi? Evet, biz de söyleyelim. Evet, o zaman hep beraber. Evet, yeni yıllar. Herkese yıllar, yeni yıllar, yeni yıllar olsun. İyi seneler herkese. Tamam. Gitti mi Güney? Çok teşekkür ederiz Derya Hanım. Çok rica ederim. Yani bizim tahmin ettiğimizden daha eğlenceli bir yayın oldu. Yani çok interaktif oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizi hiç kırmadınız. Hep bizim sorularımıza cevap verdiniz. Sağ olun tekrardan. Rica ederim. Aşağıda EÇ elini kaldırıyor. Ona da isterseniz bir bakalım. Tamamdır. İsterseniz mikrofonunuzu da açabilirsiniz. Ha, tamam. Başka biri daha var ama sanırım. Evet, başka biri daha var. Ben şu an göremiyorum. Ekranın dışında kaldı ama. Muhammed Salih Yılmaz. Evet, benim. İyi günler. Merhaba. Benim şöyle bir sorum olacaktı.
Özellikle yurt dışında staj için Amerika, Avrupa önemli değil. Yurt dışında staj için neler tavsiye edebilirsiniz bize? Başvuru aşamasında mı yoksa hani nereye düşüneyim o şekilde mi biraz daha detay verirsiniz? İkisi de olur açıkçası. Ben şu an kendi rezümemi oluşturdum. CV oluşturma sürecindeyim. Çok güzel. Gerçi rezüme haricinde pek de bir şey olduğunu zannetmiyorum şu anda ama beraber yürütüyorum. Özellikle başvuru sürecinde ve kabul alırsam o süreçten sonraki dönemlerde neler öneriyorsunuz? Şunu söyleyeyim, mutlaka elinizde pardon, yani nereye gidiyor olursanız olun, staj bitip döneceğiniz zaman elinizde bir bitmiş bir projeyle, bir sonradan gösterebileceğiniz, bakın ben bunu yaptım diyebileceğiniz bir şeyle dönmeye bakın. Hani bazen gidiliyor, bir işin ortasından dahil oluyorsunuz ama 10 senelik proje siz gittiğinizde hala devam ediyor oluyor. Ona dikkat edin, çünkü stajın amacı ne? Bir şey öğrenmek, öğrendiğinizi de başka insanlara kanıtlamak. O önemli. Tabii maalesef kabul almak kolay ama fon bulup gitmek zor. O konuda hiç çekinmeden şirket olsun, akademisyen olsun, üniversite olsun, özel kişiler olsun, herkesin kapısını çalın. Gerçekten bize bu Türkiye'de hani çok kibar olun, kimseyi rahatsız etmeyin, büyüklerinize karşı konuşmayın falan deniyor. Onlar önemli de hiç çekinmeyin bu tip profesyonel konularda. 50 kere, 100 kere rahatsız edin insanları istediğiniz alana kadar. Finansal destek olsun. Onun dışında valla kendi ilgi duyduğunuz alanda sizi geliştirebilecek yerlere başvurun. Hani başvurmuş olmak için, yine böyle kutuları işaretlemek için gitmeyin diye düşünüyorum. Şöyle bir zorluk var. Staja gittiğiniz yerlerde bazen insanlar, ay gene stajyerler geldi işte onlarla uğraşacağız, bir de ona zaman ayıracağım gibi. Bazı yerlerde o kültür var, bazılarında yok, stajyerlere çok değer veriyorlar. Onu kendiniz artık anlamaya çalışın başvurduğunuz yerden. Bilmiyorum tam istediğiniz yönde bir cevap verebildim mi? Çünkü alanınızı bilmiyorum, potansiyel şirketleri bilmiyorum, laboratuvarları bilmiyorum. Gayet yeterli bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Valla kolay gelsin. Bu staj çok zor. İlla ki iş tecrübesi istiyorlar. Siz de iş tecrübesi edinmek için staja gitmeye çalışıyorsunuz. Evet. Böyle bir saçma sapan döngü var. Ben şunu söyleyeyim. Bilimsel olarak, akademik olarak laboratuvarların çoğu stajyerleri çok sever, çok iyi bakar. Yani hani sanayiye değil akademiye düşünüyorsanız, bir de benim yaptığım işlerle ilginiz varsa, ben pek birkaç arkadaşıma sizin ilgi duyuyorsanız yani yazıp tanıştırabilirim. Dediğim gibi bizim için stajyerler çok değerli. Ve bir şansımız varsa ben sizinle iletişime geçmeyi çok isterim. Yani bana bir CV'nizi yollarsanız, ilgi duyduğunuz, edinmek istediğiniz tecrübeyi anlatırsanız ben de mümkün olduğunca onu yönlendiririm. Onun için Tuna arkadaşımla alabilirsiniz e-mailimi, zaten tamamdır. Sosyal medyadan da ulaşılabiliyor. Teşekkür tamam. ederim. Rica ederim. Abi, ben toplantı sonunda isterseniz gönderebilirim uygun olursa. Muhammed Bey. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada şimdi bir sorumuz var ama ondan önce ben şey söylemek istiyorum Koç. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz çünkü. Eğer yayın süreci boyunca bir hata yaptıysam kusura bakmayın lütfen. Bunu söylemek istiyorum. Aşk olsun, nasıl bir hata? Gayet güzel idare ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Şimdi sorumu soruyorum. Son soru herhalde bu. Optikle ilgileniyorsunuz ve kaplumbağalardan ilham alarak kamera yapmıştınız ve aslında biyolog da olmak istediğini söylediğiniz canlılar ve görmeleri hakkında ileride çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz ve bu çalışmaları daha yakından takip etmemiz mümkün mü? Cevap kesinlikle evet. Şimdi doğaya baktığınız zaman denizde yaşayan hayvanların görme sistemlerinde çeşitli adaptasyonlar olmuş, deniz ortamında daha iyi görebilsinler diye. Ben kameralarla çalışıyorum ama doğadan öğreneceğim çok şey var. Onun için bu benim hayatım boyunca çalışacağım bir şey olacak. Demin labımı açmaktan bahsettik. Yapacağım ilk projelerden birisi kara batakların
bu suyun altına dalıp balığı bakarak avlayan kuşların görme sistemleri olacak. Dolayısıyla kesinlikle bu yönde devam edeceğim, evet. Nereden takip edebilirsiniz? Sanıyorum en kolayı Twitter'dan. Labımı açtığım zaman da onun sayfası olacak. Hani oradan anonslar yapacağım ama şu an için Twitter'dan en iyi yer orası. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Başka bir soru var mı diye tekrardan kontrol ediyorum şimdi. Başka bir sorumuz şu anlık yoktur. Son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba Derya Hanım? Vallahi benim yok. Dediğim gibi çok teşekkür ederim organizasyonunuz için. Arkadaşlar da bu sene hepiniz acayip zor bir üniversite. Yani böyle lise olsun üniversite olsun inanılmaz bir zor eğitim yılı oldu. Herkese sağlıklı, huzurlu, daha rahat bir 2021 diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Benim yaptığım işlerle ilgili bir sorunuz olursa ne zaman isterseniz yazabilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. O zaman toplantıyı sonlandıralım isterseniz. Tamam. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Tuna Bey özellikle. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.